Hoş geldin Hayko Cepkin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Uzun zaman oldu sizi görmeyeli. Özlemişim efendim. Valla ben de çok özledim. Teşekkürler. Duygusal gireceğim. Bende yerin çok ayrı. Çok mersi. Gerçekten yani. Bizim en zor zamanlarımızda. Elimizde büyüdün deneyim. Valla öyle. Gerçekten. Çocuktum. Evet. İlk filmi yaparken evi seni sadece çok seviyordum ve abi bizim Doymadığınız şarkısını filme alabilir miyiz diye eş dost kanırtarak özellikle Eren Erdem üzerinden seninle tanıştık ve sen hemen olur abi filan dedin filmi okuyup. Bazen de sana bir şey oldu, bunda ben olmayayım dedin. Çok böyle profesyonel, aşırı... İşte seviyorum olmam gereken yeri ve olmamam gereken yeri. Bir de yaptığı şeyler seviyorum. Çok romantik dedik ya. Başlar mı? Kat! Kat! Ne ayaksın abi filan diye girip. Ne yapıyorsun? Vallahi çok sağ ol her şey için. Geldiğin için de çok sağ ol. Seve seve. Birkaç kere çalıştık, klip çektik seninle. Evet, bir Doymadığınızı yaptık. Doymadığınızı bir yaptık. Bir tane Takıntıyı yaptık. Korku filminin. Evet, ikisi de film soundtrack'iydi. İkisine de yani... Orada geçen gün ben kendi arşiv şeyime baktım. Albümlerimin yarısından çoğu film müziği olarak verilmiş. Evet, sinematografik bir müzik yapıyorsun enteresan. Güzel, hoşuma gitti yani. Vay be dedim. Pek çok klip aslında film müziğin klibi. Evet, çünkü ben mesela bir film yazarken senin hala Sandık albümünü mesela çok dinliyorum. O bütünsel bir şey var ya onun bir de. Kimisi için zor bir albümdür. Öyle mi? Şey, ölüm konulu ya. Ben ölüm çok severim. Ha. Güzel bir tanım oldu. Teşekkürler. Ben de çok sevdiğim için irdelemek istedim zaten. Evet. Dün de izledim birkaç röportajını, Molatik falan. Çok keyifli röportaj. Çok keyifli. Evet. Bir sendeki böyle bir dönüşümü de sanki biraz... Ya yok, ben sana ne diyeyim biliyor musunuz? Bu TV programı, zaten çok fazla TV programına çıkmadık. Toplasan hani adet olarak 5-6 programa çıkılmıştır. Evet. Onun döngüsü vardır. Ama ve lakin bu televizyon programı da olsa, radyo programı da olsa çok ulusal kanalda çok popülere oynayan bir program söz konusu oldu. Moderatör çok fazla seni konuşturmuyor, ona dikkat ediyorsun değil mi yani? Evet. Konuk aslında orada böyle duruyor, bir soru soruluyor. İşte sen o soruda minimum saniye içerisinde çok hızlı cevap vermen lazım. Yoksa insanlar sıkılıyor gibi. Şimdi ve doğru şekilde kendini anlatıyor. Evet, çok kısa sürede çok hızlı cümleler kurman lazım. O netleşme onun sonucu. Onun için televizyon programlarında çok hızlı konuşuyorum mesela. Soru sorulduğu anda biz bunu bunu şey yaptılar çünkü süremin az olduğunu biliyorum. Ama iyi. Doğru anlatamıyorsun işte kendini. Bu internet programcılığının faydası bu oldu. Böyle yaya kendimi, aklımdaki fikirlerimi sanki üniversite söyleşisindeymişsin edasıyla konuşabilme şansı olunca aslında gerçeklerimi anlatma şansım daha çok doğuyor. Ha, zaten gerçeklerim oydu diyorsun. Tabii ki. Anlatamıyordum sadece. Tabii. Fırsatım olmuyor ki canım. Şimdi ben çok eğlence programına çıkıp da efendim dünyanın hiçbir şeyi aslında çok güzel değil. Baktığınız zaman hayat çok büyük bir mücadele içerisinde bir denge bütünü falan diye. Alın şu çocuğu diye götürürler yani. Götürürler hakikaten. Ama ben seni mesela tanıyan biri olarak yani çok iyi tanıyorum diyemem ama çok vakit geçirdiğimiz oldu. Seni mesela daha pozitif ve mesela seninle iş yapmak çok kolay. Hayatımda en rahat iş yaptığım müzisyensin gerçekten. Kim o? Ben bir kapıya bakıp geleyim. Bugün ne bu ya? Özür diliyoruz Hayko Bey. Rica ederim, ben bu süreyi kamerayla. Kayıttayız Serkan Hoca. Benim odaya geçer misin? Serkanlar gelmiş yine. Serkanlar gelmiş. Bizim yapım. Kapıyı da kapatsın. Serkanlar. Buyurun hocam. Evet, özür diliyorum. Estağfurullah. Gitti mi? Kayboldu. Bizim odaya girdi. Çukur mu orada? Neden bahsediyorduk? Ölüm, insanlık ve düzey. Yo, seninle iş yapmak mesela çok netti her zaman. Abi böyle bir klip var, bu kadar paramız var. Sen de izleyince tamam çok iyi, bana anlattığınız kadar net. Buydu zaten filan deyip. Planlı bir adamım. Çok planlı bir adamsın. Planımı, stratejimi yaparım. Hemen ondan sonra hesabımı, kitabımı. Bir de bir işi niye yapıyoruz? Bu konularda çok üzerinde düşünür, tartarım. Sebepsiz iş yapmam. Yani ha bir de verdiğini de biliyorsun, ne karşılık alacağını da biliyorsun. Tabii, onu... Hiçbir zaman hayalperest de görmedim seni. Yok. Çok hayal kurarım ama ben çok realist bir hayalperestim. Evet, hep onu çok ilginç yani, bir hedefine ulaşacak hayaller kurarım. Öyle boş olmayacak hayal kurmam. Çok iyi. Yani müzik dünyası çünkü zor. Yani ben bir yönetmen olarak hani klip milip yaptım bir süre. Hı-hı. Gerçekten hani verilen şeyle beklenen karşılık çok büyük orantısı oluyor genelde. Abi yani bunu bir şey gösteriyor adam, bana bir bütçeden bahsediyor. Sonra Jay-Z klibi gösteriyor.
Ya okey, bunu hani 100 katı bütçen varsa çekeriz onu. Ama şimdi şeylerde biliyorsun çok inanılmaz yüksek bütçelere çekilmiş ne klipler yapıldı. Yani ve sen de yaptığın birini gördün falan filan beklentilerle vesairelerle. Biz 14 senedir çok böyle üniversite zekasıyla gitmeye çalışıyoruz. Yani üniversite öğrencisi sanki yeni bir şey üretiyormuş. Fikir arayıp, fikir yapıp işte pahalı ışıkların, pahalı dekorların, işte alanın çeşitli devamlı kıyafet değiştirerek kadraj klipleri çekmek yerine bir fikir acaba yapıp bunu başarabilir miyiz derdi. Bunun için bazıları başarısızlıkla sonuçlanıyor ama mesela Fırtınam klibi gerçekten dünyayı kurtaran adam klibi gibi bir şey, tamam mı? Ne hayallerle o klibi ama çekti. Ama çok iyileri de var senin. Ya işte o araştırarak moruk, bu arayıp taramadan, deneyip yanılmadan bulabileceğim bir şey değil. Ve peki, bundan gocunmuyorum. Çünkü ben şey biri değilim ki, bu çok inanılmaz bir kalite standardım var ve bu standarttan asla ve asla... Ben kalite standardımı arayarak bulmaya çalışan bir adamım. Hep arıyorum. Evet, bir yani... dünya yarattın da çok düzenli bir dünyan var yani aslında. Fantastik ama düzenli. Mesela senin dünyan olduğu belli. Bir universe yarattın kendine yani sahnende. Bütün işte bu çocukluk hayallerimin... Paraşütle indin yani. Abi sahneye. Ya o çok büyük hayaldi, onu da yaptım. Dün şeyi izledim, kendi kanalına koyduğum montajlı versiyon var ya. El kameralı onu. Evet, çok gaz abi ya. Ben onun şeyini yayınlayacağım şimdi. O müziksiz, temaşasız halini yayınlayacağım. Gerçek halini. Ha bu biraz... Esas orada neler yaşanıyor yani. Çünkü orada müzik var. Aslında o öyle değil. Falan. Tabii büyük bir kaos var. Devasa bir rüzgar, inanılmaz bir patırtı. Bir tek şey istedim yani. Böyle çok saçma bir kişisel bir istek ama böyle sahneye inip konuşuyorsun ya. Aha. Konuşmadan ayılama girseydin keşke diye böyle bir hisse kapıldım. İntrom çalıyordu. Onları dakikte. Hepsi dakikasına göreydi. 19.33'te atladım sanırım. 72 saniyede aşağı indim. Tüm bunların gerçek dakik şeylerini yaklaşık 50 tane Selçuk Efes'te, bizim AVA şeyinde, paraşüt okulunda 50 adet antrenman atlayışı yaparak tasarladım. Tüm olasılıklar ya. Üzerinden introların geç kalma, erken inme, geç inme üzerine yaptım. Çünkü hepsini bir kalıp olarak yapıyorum. Çok iyi. Ve 19.33'te uçaktan çıkıp işte 72 saniye değil, bunun uzunu kısasını hesap etmiştim. Her şey tam. Ya bir işi hesap edersin, olur. Dersin %70 ama kimse tam olarak %100 ne yapacağını bilmediği için onlar için güzel bir şov olmuştur bu. Çok acı bir iş yapıp da %100 başarı çok büyük, çok bir büyük oran yani. Mesela orada kumda böyle düşerim, suratımı çarparım gibi korkum. En büyük korkum o. Tahmin ettim. Bir de böyle bir tık hızlı iniyorsun, böyle koşuyorsun. Eyvah inşallah düşmez. 140'da geliyorum ben oraya. Oha. Evet. 200 kilometre süratten sonra paraşütü açtıktan sonra bu paraşüt oradaki rüzgara karşı koyabilsin diye özel yapılmış bir hızlı bir paraşüt. Bu sebeple oradaki son viraj böyle bayağı bildiğin drift arabası gibi diye. Orada benim gözler eşit. Oraya kameraya zoom yapın. Benim gözler orada eşit. Ama orada böyle senin elde gittiği için. Tabii bunu orada kaç 11 tane mi ne böyle şey komut veriyorum paraşütü düzgün şekilde çok böyle paralel geleyim ve depara payım kalsın. Çünkü 7 senedir bunu tasarlıyorum. Nasıl bir manyaklık? 7 senedir ben bir kere kayıt yaptım mesela, kuma böyle surat üstü yapıştım yani. İşte burada çok acayip şeyler yapılabilirdi ama bunun içerisinde bu hareketleri yapmak 5 nokta taklası dediğimiz şey var. Ama ve lakin 7 senede tasarlamışsın, 1000 metreden atlamışsın, alanda her şey dakik gidiyor, müzikler şahane, her şey yolunda, spiker sunuyor, seyirciler ağlıyor. Dışarıda insanlar Ayko Ayko diye bağırıyorlar. Çok epik. Ondan sonra ben oradan geliyorum, kusursuz bir şekilde dönüyorum, her şey yolunda, yılların emeği, birikimi, antrenmanlar falan, sadece bir ayağım kasıyor. Böyle gidersin. Çok işte bütün her şey bitti. Yuvarlak içine alırlar. Her şey bitti. Abi çok kötü. Çok iğrenç. bu sebeple orada ben toprağa kazıyarak deparımı atıp... İnanılmaz bir depar. Zaten ben orada böyle... Yapışmadım yere. Ta, %100. Çok iyi. Ama çok sonraki coolluğunda mesela röportaj yapıyorsun ya hemen. Hı-hı. Mesela şeyi görüyorum, abartılı. Yani hemen coşma falan diyecekler ama mesela Wembley konserinde bu Queen'in böyle bir görüntü var. Backstage'de şey Freddie Mercury konuşuyor arkadaşlarıyla böyle. Yani onu hallederiz falan kadar rahat. Sonra perdeyi açıp böyle 40 bin kişinin karşısına çıkıyor. Ben böyle
Hani ara sıra sahneye çıkmış biri olarak o rahatlığa ve o hazırlıksızlığa inanamamıştım mesela. Senin de yani hazırlıksız derken ego anlamında hani bir ne bileyim bir yalnız kalırsın bir şey yaparsın böyle konuşup biriyle Freddie Mercury olarak 40 bin 50 bin kişinin karşısına çıkmak bana çok ekstrem geliyor. Sen de böyle şey diyorsun yani ben ne bileyim yoluma baktım hani sahneyi çok düşünmedim her şey çok yolunda gidiyordu benim için falan. Aşırı böyle tatlı. Getirdiği bir şey var orada. Bir de artık yani 22 senedir sahneye çıkıyorum. Sahnenin bu manada benim için bir çok büyük heyecanı. Ya da heyecan, zorluğu ben onu heyecan yani. Olarak değerlendirmiyorum zaten. Bence çok aşırı derece stresli bir iş. Evet. Yani heyecan başka bir şey, stres başka bir şey. Sanırım benim yaşadığım şey stres. Bunun üstüne paraşütle ilgili dev bir stres. Üstüne koyunca tabii paraşüt ağır bastı. Önce ölmemeye çalıştım yani. Birinci kural bu. Evet, mantıklı. Tabii aşağıda adrenalin iğleni doktorlar. İşte tabii ambulanslar herhangi bir şey olduğunda yere çaktığımda 32 parça kırılacağım için o vakumlu böyle... diye patates edip seni hastaneye götürdükleri malzemeler, denizde zodyaklar var böyle. Bu ay koydu yani. Tutututututu falan. Ortalık karışıktı. Peki öyle ölsen okey miydin? Ölmeyeceğimi biliyordum Murat. Ben çok pis bir herifim yani. Şimdi bu vakti değil, ölmem. Şimdi şöyle söyleyeyim. İniş alanım doğru değildi. İniş alanım başka yere tasarlamıştık. O alana gitmişler bar kurmuşlar. Tamam mı? Yani bu kadar olur. Ben ölmemeye çalışıyorum. Yani. Oraya bar kuruyorlar. Bir kere burada terelellerim attı benim zaten. Mantıklı. Ki şöyle kurulmuştu. Bir şey olmaz yani. Ya buraya in dediler. Evet abi ne olacak buraya in. Ya buraya in ya. Şimdi arkada sahnenin arkasında kalan bir bölge olduğu için ve orada karadan denize esen bir rüzgar olduğu için sahneyi yani sahneyi yalayarak geçen bir rüzgar var burada. Ve ben buraya ineceğim. Burası bu demek oluyor ki bu kütlenin arkasından dönen rüzgar bir rotor yaratacak ve bu paraşütümü anında söndürüp beni yere çakabilir. 1000 metreden atlarsın ama 5 metre kala paraşütün söner çökersin abicim küvoy diye 5 metreden bir sürü kırığın olur. 10 metreden şahane kırıkların olur ölebilirsin falan. Yani indi dediğin an en büyük tehlikeler. Bu sebeple hocalarım mesela yer tatbikatında mümkün mertebe denize doğru in dedim. Oruk gerekirse denize in. Acı dedim denize inersen derler ki tutturamadı denize indi falan. Yani gene kaç yıllık emeğim yani kimse bilmez ki emergency kuralı gereği bunu yaptığımı. Çünkü 10 atlayış var geçmişte orada. 10 atlayışın 8'i denize iniş. Hadi ya. Evet ikisi karayı tutmuş. Yani %20'lik bir oranın içerisine ben şey yapıyorum. Ben dedim o merdivene doğru geleceğim. Yani bu riski alıyorum dedim. Güzel almışsın. Risk aldım. Ama başardım. Vallahi helal olsun. Büyük epik bir duygu yaşatmışsın oradaki insanlara. Kaç kişi var orada konserde? Sayıyı bilemeyeceğim. Çok kalabalıktı. Yani o saat için müthiş bir kalabalıktı. Tabii televizyonda seyredenlerin özellikle evde ben birçoğuna şey demiştim. Evden bana video atın kendinizi koyun. Kamerayı orada unutun seyredin. Ben de sizin suratınızı seyredeceğim. Ha, attılar mı? Çok acayip suratlar. Var mı? Çok iyi yayınlamadım suratları ki gözümüzü böyle bayağı. falan diye şey ağlıyorum. Çok iyiymiş. Çok acayip. Bizi Tom Meister unutmamış koymuş Eren. O yan masadaki Tom Meister'lerden biri. Sanki atım ben. Hadi koçum. Yürü koçum. Hadi koçum. O da bana at muamelesi yapmış o da. Allah abi beraber yaşıyorsun hocam. Ben de yaşadım. Abi çok acayip. Bir de benim yükseklik korkum var falan. Benim için ölüm yani. Yükseklik korkusu benim de var. Gupse'yi de falan atlamışsın mesela. Yeah, Gupse'yi de attım. İrem'i de attım. Mesela orada yani bir ünlüyü uçaktan atmaya... Halil Sezai'yi attım. Halil'i attıktan sonra... Bu ne sorumlu abi? Herkes atlayabilir. Peki mesela Halil Sezai ölseydi senin yüzünden ne hissedecektin? Tam tersi mesela hiç korkusu olmayanlar yani korkusu olmadığını söyleyenler uçak yükseldikçe bir değişiyor yüz ifadeleri. Saklayamazsın o korktuğun, o yüz ifadeni. Ne kadar böyle... Saklayamazsın. yapsan bile o... içeride bok akıyor. Yanakların titriyor. Bip! Yok canım full. Ha tamam. Yoksa bu kendi bipimi koyabilirsin. Yok tamam en kötü oradan koparım. Ama hiç vur yani. Ya abi bu kadar ekonomiyim. Kendi bipimi getirin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ondan sonra. Mesela Halil aşağıda bu işi asla yapamayacağını, çok korkacağını düşünürken yukarıda bir cengavere dönüştü. Vazgeçen oldu mu? Hiç olmadı. Aa, ben olabilirdim. Yok atıyoruz. Hadi ya. Atarız. Gerçekten, atıyor musun? Gerçekten ruhani bir pozisyonda çıldırmadıysan yani. Çıldırabilirim.
Yani cam açıksa mesela 10. kattan sonra böyle falan olur. Hadi ben camdan dışarı bakmam. O kadar mı diyorsun? Balkondan dışarıya bakmam. Abi, balkona böyle ellemem. Bak, o kadar. Tabii kendi evimin çatısında anten yamulmuyor, onu bir değiştireyim diye oraya merdiven dayayıp o çatıya çıkmam. Ama abi o şeyde nasıl duruyorsun? Bakmam. Önünde panjur açılıyor ya böyle panjur gibi bir şey açılıyor. Evet. Böyle çömelmiş duruyorsun. En yüksek 7000 metreden atladım ben askeri uçaktan. Askeri şey rekor atlayışlarında. 7000 metrede uçak bu tankların girdiği kasa uçakları var ya arkadan kapaklı onunla. Orada böyle kenarda böyle oturabiliyorum. Abi nasıl ince? Çünkü sırtımda malzemem var. Paraşüt. Evet. Onunla her şeyi yapalım. Ama YouTube'da da izliyoruz Near Death Experience falan. Hani açılmıyor, ikinciyi açıyor, açıyor. Kayayı sıyırıyor. Ama kurtuluyor. Kurtulmayan da var. Oğlum sanki paraşütçülük programı yapıyoruz. Yarım evet saattir ya. Paraşüt konuş. Açılmazsa ne yapmalıyız? O Wingsuit çok Wing Street, o dağda yapılan Wingsuit'te o artık onu... abarttılar işi yani. Böyle kayayı böyle hayır 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 falan yapıyorlar. Sıkı diye geçiyor. Aynen onlar çok artık çakılın çok ekstrem var. Kalmışlar yani. Hı? Çakılın da var. Var işte çünkü artık açması gereken irtifaya da geçiyor. Derinlik sarhoşluğu dediğin şey var ya su altında. Kafa gidiyor o başka mu? Bir şey. Vuuu! Acayip yaklaşıyorsun çünkü. Dan diye giriyorsun. Arı yuppi! Son kelime yuppi oldu. İyi mi son kelime gibi sen? Güzel öyle bir video var ki. Yuppi mi diyor? Evet. Of çok kötü abi ya. Ya buradan tüm sevenlerine sabır diliyorum. Tüm sevenlere. Sıkıntı yok. Paraşüt her zaman açılır. Dünyanın en güvenli sporlarından bir tanesi. Bakınız. Yani langırt daha güvenlidir mesela. Yo top bir kolay. Böyle ağzına girer. Yo diye. Hemen arkandan böyle. Çok saçma. Çıkmayabilir. Top mu? Yuvarlaktır. Döner. Aynen öyle. Peki ne yapacaksın şimdi? Yeni çılgınlık var mı? Paraşütü açman gerekecek. Yani. Hani mancınıkla sahneye ineceğim falan. Öyle planların var benim mı? Benim mi? Yok ben artık burada zirveyi yaptım. Bunun üstüne zaten kimse çıkamaz yani. Zaten bunu herhalde sen çıkacaksın. İçine torpil patlatıp koyup patlatması lazım. Yani. Yani. Diye. Sen nasıl açacaksın bunu? Ya bunu biz işte bunu şey yayını yapıyoruz. Biz artık İlk başa dönelim. Taş devrine. Garaj. Yani en baştan başlayacağız yani. Olaylar en baştan başlayacak. Ya bizde fikir çok. Şu biliyorum abi kafamızda sen. Kafamızda şu an 4-5 tane çok abuk sabuk sahne performansı var. Bir de sanayici gibi kendin çalışıyorsun onlara. En güzel şey o. Evet ben bir kere sen aradım. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Neredeyse sanayideyim dedim. Ha. Bir yere geldim sanayiye. O ürünleri üretmek için bazı sanayi. Evet. Onlar sanayide yapılıyor. Yani sahnede gördüğüm. Hayır birebir içindesin o süreci. Harika. Tabii ki canım. Kontrol freak olmanın şeyleri getirileri. Ama işte bunu söylüyordum. Kontrol freak olup çok acayip projeler üretirken yanındaki kimseyi garip bir şekilde baskıladığını görmedim ben senin. Yani kimseyi rahatsız ettiğini. Çalışan herkes seni çok seviyor. Çalışmak çok kolay. Ne istediğini biliyorsun. Karşıdaki adam onu yaparsa asla üstüne yeni bir şey istemiyorsun. Tabii. Çok hiç görmediğim bir şey bu. Ekibimin yani. İçerisinde zaten hani bu kaç yıldır beraberiz de adamlar zaten kendi alanında iyi olan adam. Teknisyen zihniyetli adamlar. Yani o günlük çalışacak adam pozisyonu değil. Yani onların evet. Konusunda da herhangi bir arıza olduğunda sistemi söküp tekrar baştan bağlayabilecek kapasiteye sahip teknik bilgideki adamlar. Evet ama Türkiye'de kontrol freak'im diyen adam genelde güven sorunu yaşayan adam oluyor. Yani kimseye güvenmiyor. Yani ya onlar kelimeyi de doğru kullanamıyorlar. Kullanmıyorlar. Kontrol evet. Freak'in tam olarak ne olduğunu. Yani ben herkese hesabını soruyorum. Çünkü kontrol freak'im gibi bir şey oluyor. Öyle anlıyor olabilir. Sen neredesin? Çünkü ben kontrol freak'im. Evet. Yani deli etmeyi öyle bir şey. Ya tabii. Öyle yanlış kullanıyor olabilir. Yani işini geçen gün bir röportajda öyle bir şey söyledim. Niçin hani işler tam olarak ekibinizle doğru gidiyor? Çünkü ben ekibimden istediğim şeylerin aynısını kendim de yapıyorum. Evet. Onlardan bir şey isteyip kendim o işten kaytarmıyorum. Yani evet. Bu en büyük örnektir. Çok da iş hukukunda gerçekten yani. Şirket içinde önemlidir. Patron herkese höyt 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 yapar ama kendisi işi sallıyordur. Yani o çalışanın evet. Bu patrona hiçbir zaman saygısı olmayacaktır. Ama patron da çalışanıyla beraber bahsettiği konularda onlarla beraber ırgat gibi çalışıyorsa... Demek ki bu evet. Saygınlığı da beraberinde getiriyor. Ben 22 senedir hiçbir soundcheck'i kaçırmadım. Her soundcheck'te oradayım. Dışarıdan içeriden sesleri dinler. Tüm tatbikatlarımı yaparım. Sahnede olacakları bilmem ne. Ve her 22 senedir her konser öncesi prova yaparım. Hadi yapıyorum diyen olsun. Ya bu işte bu biraz mükemmelliyetçiliğe de kaçmak oluyor. O da sıkıntılı evet. Bir pozisyon ama. Yok. Hoşuma da gidiyor. Çocuklar da çalıştığı için.
sıkıntımız olmuyor. Onlar da geçen gün kendileri dediler. Daha fazla prova yapıp üzerine düşmemiz gereken konular var dediler. Söylediklerine inanamadım. Gözlerime inanamadım, kulaklarıma inanamadım. Vallahi mi lan? Moruk bak ben söylemedim dedi. Siz kendiniz söylediniz, kendiniz söylediniz. Yaptınız mı sonra? Onlar kendileri artık yeri geldiğinde sen olmadan da bizim buluşup aralıklarla provalara yapmamız lazım diye şey yaptılar. Vay be. Ya çok saçma bir anım var senin, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ekip deyince aklıma geldi. Hangisi? Ben 2010 falan galiba Sony Sphere bu. Rammstein, hı. Sen de çalıyordun. Manowar öncesi müthiş bir konuşma vardı. Herkesi böyle susturduğun. Çok iyiydi abi. Gerçekten. Onu hatırlatmamı anlatayım mı? Çok güzeldi. O çok büyük bir klişe ya. 90'larda ne kurbanın çektiği bir evet, acı ama var. Yani yerli grup çıktı mı? Ki bakıyorsunuz. Ama nasıl o kadar hızlı döndü abi? Ben o crowd'un içindeydim yani. Bir anda o atmosferi değiştirdin. Çok acayipti. Manowar çıkacak. Çok mantıklı bir açıklamaydı yani. Ama yani onun samimiyetine herkesin okey olması bir anla. Arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz lan dediler. 3 saniye. Festival bu. Festival süresi. Biz de Manowar. Festival süresi boyunca bize verilen süre boyunca bizi dinlemek durumundasınız. Yapacak bir şey yok dedim yani. Biz de Manowar bekliyoruz. Ama o çok iyi cümleydi işte. Yani Manowar'dan önce Hayko çıkacak. Ben Hayko dinleyeceğim diye çok heyecanlıyım falan. Dinlemeye başladık. Önde ayılama bir kitle. Hayko falan yapıyor. Manowar filan diyorlar. Bana ver. Diyor ki arkadaşlar manyak mısınız? Ben de Manowar bekliyorum yani ama ben gidersem sahne boş kalacak. Dinleyin işte filan dedi. Bunların hepsi böyle Hayko aynı bize adam ya. Önümde böyle yapı adam. Bize verilen süre boyunca çalmak durumundayız gibi evet. Bir şey dedim. Biz de Manowar bekliyoruz ama bize verilen süre boyunca çalmak. Ayrıca yani bu festival kültürünün daha oturmamışlığının örneklerinden bir tanesi ya. Ya çok festival lan bu. Yabancı. Yani puh! Evet kurbanı da yapmışlardı. Kurbanın da o medyalik harfler. Oradaki herkes inşallah çok kötü acılar çekmiştir. Yok yok hepsi sonra kurban konserine gitmiştir şey olmuştur. Kurban dağılmasın kampanyası imza veren arkadaşlardan olmuştur. Ya bu işler öyle. Bakıyorsun ben kaç yıldır artık çalmışım. Stadın muhtemelen yani %60'ı falan büyük ihtimalle bir yerde bir konserime kesin gelmiştir yani. Kesin abi benim. Ama asıl ne oldu şimdi ilgili yabancı olan? Yabancı! O gitsin seni gene seviyorum ama yabancı gelince sen yabancı! Ya yabancı daha iyi ya. Yabancı abi. Ne alakası? Adam yabancı! Aynen öyle. Benim Türk'ü ne yapayım ya? Adam çıkıyor. İngilizce sana çatır çütür küfür ediyor paha püke diye. Evet. Bize diyece yabancı daha güzel ediyor diye. Manowar nasıl Türkçe küfür etti? Küfürlü kahve. Ben de mi kulağımla sinyal alıp sağa sola farklı dillerde küfür edeyim? Evet. Ben gideyim mesela Fransa'ya konsere gideyim. Le juge porte de la voici connard de salut diye böyle. Türkçe küfür etti. Değil mi? Onlar kendi dilinde ediyorlar. Boşu boşuna şu Fransa'dan da yuvalanacak. Hiçbir şey olmaz. Zaten izlemiyor bizi Fransa. %0.2 bizim Fransa'da izlenme oranımız. Hadi ya. Evet. Gördüm. Dün istatistiklere baktım. Ha. Dur şeyi anlatacaktım. Sony Sphere geldim. Je m'appelle Hayko Cepkin. Je suis Armenien. J'habite 42 rue Seymen İstanbul. Evet. Sevelim. Sony Sphere'e gidecek param yoktu. Evi çekmiştik işte tam battık mattık falan. Deliriyorum Rammstein'i izleyemeyeceğim diye. Artık bütün küçük adamlığı göze aldım. Tamam rezillikse rezillik. Facebook'a yazdım Rammstein davetiyesi olan var mı falan. Bekledim sonra biri hatırlamıyorum. Pentagram grubundan bana badge verdi. Üstte Pentagram yazıyor. Buna girebilirsin falan dedim. Vallahi mi lan falan. Girdim abi Pentagram yazıyor. Bir girdim açık büfe yemek. Biralar veriliyor falan. Neredeyiz bilmiyorum. Bütün grup üyeleri oralarda takılıyor falan. İnanılmaz bir şey içine düştüm. Sahne de klibi falan çekmiştik, tanışıyorduk. Sonra ben gittim kendime göre herhangi bir koltuğa oturdum. Stadyumda kenarda sahneye bakıyorum falan. Aşağıdan bir tezahürat başladı. Caner Başkan. Caner Başkan hatırlıyor musun? Aşağı böyle eğildim. Sen Sedatlar falan bütün o sizin müzik ha, grubu. Biz mi patlattın? Ben meğerse bilmediğim Süleyman Seba'nın koltuğunda oturuyorum. Her zaman Süleyman Seba'nın oturduğu koltuk futbolla hiçbir alakam olacak. Arda Bey'e oturuyorum. Pentagram bekliyorum. Siz aşağı ne var ha? Oğlum orası başkanın koltuğu falan diye sen abi, bağırıyorsun. Hatıraları birileri anlatmadıkça çok unutuluyor lan. Ben de çok unutuyorum. Biz bu ara çok sıkıntılıyız bu konuda zaten. Bak dertli bir konuya daha değinmiş oldum. Ben her şeyi unutuyorum. Müthiş. Bunu bana Hayko Cepkin alkışladığı için unutmam hocam. Bu olay yani. Teşekkürler. Benim de orada bir şeyim var. Biz o sıra elektro davul kullanıyorduk sahnede. Sony Sphere'e evet. Çıktığımızda. Ondan sonra
Bizi bizi bilsin, bilsin efendim. Enis miydi? Enes miydi sizin davulcu? Murat. Ne alaka değil mi? Rica mesela. Murat Cem Ergül. Tamam. Elektro davul almıştı. O da yeni model böyle. Yamaha'nın şeyi, yeni bir şeyiydi. Marka söyleyebiliyor muyum? Bip! Söyle abi. Ha. Ha, sağ ol. Hatırlıyorum klibi de onunla çekmiştik. Evet, aynen. Doymadığınız klibiyle DX vardı falan. Neyse. Bize o bir sene boyunca hep elektro davul kullandınız. Ulan Sony Sphere'de Manover'ın modülü vardı. Yani şimdi şu anda trigger olarak kullanıyorlar. Bizim modülün aynısı. Hatta same one diye konuşuyor. Ve arkada başka bir geyik dönüyor. Dışarıda da elektro davul kullanıyorlar. Yabancı! Aynı davulu kullanıyor. Yabancı kullanıcı yok. Sadece görüntüsü başka. Neyse işte. Oğlum delilik ya. Ama sen inanılmaz artık süper bir noktaya getirdin ya. Darısı başımıza. Daha değil. Nasıl değil? Noktaya gelinmez yani. Ya nokta demeyeyim evet ama daha yani değil, daha var. Çok zor süreçlerden geçip şu anda... Daha var hayali. Yani her dönemde bambaşka zor süreçler çıkıyor. Bir şey anlatmıştım bana, özel mi bilmiyorum, özelse atarız kurguda. Çok hoşuma gitmiş çünkü ben de seninle ilk tanıştığımda sonra çok anlattım bu tipinin nedenlerini falan ama o gün anlattığında çok gülmüştüm. Niye böyle bir şey yaptın ve çıktın diye. Da şey demiş yani bertaraf eti ben çıkıp normalde nargilecilerde bilmem nerede çalsa kimse dönüp bakmaz ama bu tipe ulan şu tipe bak diye adamlar bertaraf et diye bana eşlik etmeye başladılar. Yani öyle bir hani üzerime çektim loop tabii bakışları. Negatifle üzerime sistemi, her şeyi çekmek istedim demiş. Anti kahraman. Anti kahraman evet, sistemi kurdu. Seni dinleyen adam yani normalde senin tipine küfür edebilecek de adam benim de. Şimdi hemen... Şu anda sana böyle gelip... Evet, sosyolojik şeyine bakabiliriz hemen derhal. Bakalım. Türkiye gariplikler ülkesi tabii ki de. Ya sanat, farklılığı meşrulaştırmak istiyorsun sanat her zaman. Sanat güneşimiz Zeki Müren. Evet. Mini etekli, apartman topuklu kıyafetleriyle gazino programları yapmış. Mini etek var mı? Tabii mini etekli fotoğrafları var, kelebek kıyafetleri falan filan. Çok enteresan acayip. Bir figür. Çok. Sanat güneşimiz ama Türkiye'nin sanat güneşi. Aynen. Net hala bilgi, net bilgi bitmiş. Evet. Türkiye'nin divası Bülent Ersoy. Evet. En büyük Türk sanat musikisini icra eden işte sanatçı. Sonra bir örnek daha. Ya yani mesela ben de şekli bozuk bağırıp çağıran sevilmiş bu figürlerden bir tanesiyim. Evet. Her seferinde bir figüre izin alıyorsun gibi bir her şey var. Her 10 yılda bir gibi. Anladın mı? Evet. Şimdi onun yerine başka biri gelmeye kalktığı zaman onun taklidi yanan tekrarı gibi kabul görmüyor zaten. Yürümüyor yani. Yani Tarkan'ın hep Tarkan olmaya çalışan pek çok popçu çıktı ya ama asla bir Tarkan yerine kimse geçemedi. Senden sonraki kim oldu? Mabel mi? Yok işte benim yerime oturabilecek şeyi yok. Yerine yani değil. Literatür neyse oradan yürüyor. Mabel'in de evet yani pop kültürü içerisindeki yeri mesela aynı şekilde olabilir. Evet. Doğru. Ben de öyle gibi. Bir kişiye sanki izin veriyorlar. Ona sen acı yürüyor. Evet. Siz gelmeyin lan. Siktir git. Gelme lan sen gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu evet. Güzel. Biz garibimizi seçtik. Aynen. 10 yıllık garibimiz bu bizim. Ya şimdi benim de bu konuda dik saçlı Mohikan işte bir gözü düşük. Şekli arızalı bağırıp çağırıyor ama iyi çocuk lan diye. Evet, hep bir niyet okuma öyle var bir, halkımızda. Öyle bir sevda tüneli oluştu. Çok o güzel bir imaj. Yani bana konulmuş, ne bileyim Avrupa'da, Amerika'da bu imajlı bir adamın anladın mı? Programlarda da yani gözünde yeah, not that, fuck off falan gibi cool takılman lazım yani. Biz böyle mahalle şeyle gidiyor ya, evet, aslında... Tipe bak, sahneye bak, yaptığı işe bak, o olaya bak, çay demle gibi bir evet. İşte gariplikler ülkesi. Ben seviyorum bu ülkenin tuhaflığı. Tabii ki bu gariplikler ülkesi işte bunun için güzel. Evet, çok ilginç gerçekten ya. Daha hoşumuza da deliresi geliyor insanın bazen. Peki böyle acaba şey olacak mı diye merak ediyorum. Bir gün Sibel Tüzün falan olmuştu ya, memur gibi çıktı bir gün karşımıza böyle çantasıyla falan. Bu Sibel Tüzün mü ya falan oldu. Sen de böyle bir gün vazgeçtim abi böyle saçları da normal yaptırın. Top sakal gözlükle ben artık şarkı söyleyeceğim gibi bir şey olur mu acaba?
müzikal denklemlerin değişebilir. Yok, kendi sahne böyle günlük hayatta ben vazgeçtim abi. Adam olacağım ben. Mali müşavir gibi gezeceğim gibi bir şey gelir misin? Yani kıyafet de adam olursaydı Caner. Çok iyi dedim. Programı ben kapatıyorum bu akşam. Görüşmek üzere o zaman. Akşamlar. Kapak show deyip. Evet. Çay kahve yenilemek ister misin? Devam mı edelim? İyiyim ben, kahvem var. Aman çayım var. Ay o da değil, kola. Kolan zaten var. Ben de bugün kolaya girdim. Şekere ihtiyacım var ama biraz su katıyorum. Tamam. Şeyini sevdim. Molatik'te gerçekten ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bizim mesleğimizin çok kolay olduğunu anlattı insanlar yıllarca. Nedenini bilmediğim evet, bir şekilde. Çok ayıp. Çok eğleniyoruz, müthiş bir şey. Abi sen diyorsun ki Molatik'te güçsüzsen bu iş seni bitirir, delirtir. Ve ben bunu gerçekten her program söylüyorum. Yani her gün, her sabah kalktığında senin hakkında yazılmış yepyeni yüzlerce şey var ne olursa olsun. Sana hı-hı yazılıyor. Bir şekilde benim telefonum bile bulup WhatsApp'tan bile bazen mesaj alıyorum. Yani bununla uğraşmak, orada kalmak mesela benim açımdan daha kolay. Yazar, yönetmen bir şekilde ben bazen görünmez olup yine bir sürü hı-hı projenin içinde var olmaya devam edebiliyorum. Ama sen bir figür olarak uzun süre kaliteni, varlığını, yani belki kendi müziğinden sıkılıyorsun, tamamen değiştirmek istiyorsun ama yine de senin bir çizgin var, yok, değiştiriyorsun. Ama yine de bir Hayko hissini her zaman alıyoruz ne olursa olsun. Mesela bunun dengesini yine korumak. Mesela Chris Cornell bunu yapmadı mesela. Audio Slave yaptı, gitti Timbaland'da albüm yaptı. İkisinin arasında ben bir bağ bile göremiyorum. Sende ne olursa olsun bir akış görüyorum yani. Ama onlar değiştirsen farklı de projeler kafasıydı. Evet, proje grubu falan. Aynen, proje kafası. Aslında o birleşkeler çok hoşuma gidiyor. Yani gidiyor mu? İşte Mad Season kafası işte. Evet. Alice in Chains'den kopuk işte Pearl Jam'in davulcusu vesaire karmakarışık. Yani süper bandları çok seviyorum. Aa, çok hoş. Yok mu böyle bir süper band çalışma? Biraz şey gibi. Türkiye'de mi? Ha. Ha, kim yapmıştı? İşte Duff, Muff hepsi birleşip bir şey yaptı ya. Kim birleşti? Queens of the Stone Age'den ha, falan. Türkiye'de değil. Neydi lan yapıtların adı? Fairweather Friends'i söylüyor. Damn Crooked Vultures mesela. Mesela sen Türkiye'de, işte... Türkiye'de öyle bir şey... Abi bu adamların... Uf çok derine girerim ya. Yaşamsal sorun olarak bir kere mı? Telifsel olarak hakları ve yürüyüşleri itibariyle bugünden itibaren mesela albüm çıkartmasa da dünya çapında telif haklarından tabii kaynaklı ciddi güzel bir gelirleri var. Dünyadaki bizim, örneğinden bahsediyor. Evet, senin dünyada hep hayatta bizim, kalman bizim hep çalışmamız lazım. Bu evet bir bu bir keyif projesidir. Yani ben seninle de bir film çekmek istiyorum. Hatta filmini sen çekerken ben müziklerini düşünmek istiyorum Caner. Bana uyar. Anladın mı? Ama öyle bir vaktim yok. Çalışmak zorundayım. Yapma. Senin öyle bir vaktin var mı? Yok. Benim biraz... Çalışmak zorundasın. Yani öyle bir şey yok. Bugün hangi grup arkadaşlarına yani tanıdık diğer gruplardaki sevdiğimiz insanlarla bir şey yapmaya kalksak herkesin ırgatsal bazda çalışması gereken evet bir potansiyeli var. Bu sebepten kimse kendisine gerçekten zevk alabileceği bir planlama kurgulayamıyor. Peki zevk almanın dışında daha böyle ticari olarak seksi diye bir şey çıkarmak mümkün olmaz mı? Böyle bir şey birleşiyor ve biz bunu bekliyoruz yaratmak da mümkün olabilir belki. Bu illa bir müzisyenle olmak zorunda değil. Bu da işte o zaman ticari kaygısal bir evet firmayla tekrar işbirliği. Yani bu öyle bir şey yapacaksan hiçbir firmaya ta la la deyip gerekirse sosyal medya üzerinden yayınlayacağın bir materyal, bir kuvvet, bir güçmüş gibi yürüyebilirsin ki pek çok şirketin PR'ından çok daha iyi çalışacağına eminim mesela buna. Yani bir yere bağlı olmamak lazım böyle bir şey için. Bu evet tamamen ruhani bir serbestlik durumu olması gerekiyor. Böyle bir şey için de insanların ruhunun çok rahat olması gerekiyor ya. Evet. Kimse pek mutlu onun sebebi o mu? Molatik'e bağlamıştım. Kimse pek değil mutlu olduğunu düşünmüyorum. Değil tabii canım. Arkada yani şöyle 10 kişi masada buluşuyorsunuz eskisi gibi. Eskiden masalarda şen kahkahalar yükselen yerde bir yerden sonra bir herkes bir derdini anlatır pozisyona geliyor ya. Sürekli dert anlatıyoruz. Evet. Bizim ofisin atmosferi bile biz burada 2 sene önce deli gibi oyun oynuyorduk. Evet. Mesela şimdi herkes de böyle bir oyun atalım mı? Dur ya abi falan. Herkes bir ekşiden gündem kovalıyor bir şey. Ya bir şey kalmadı abi hakikaten. Niye yok öyle oldu ya? Niyesiniz neyse biliyoruz ha da siz. Ha. Onun için o, bu tip şeyleri yapmak güzel bir ruha sahip olmak. Peki o yüzden geçiyor mi yapıyor bu adamlar? Mesela Josh Homme işte hem Damn Crooked Vultures yapıyor, Queens of the Stone Age yapıyor, Eagles of Death Metal müthiş yapıyor. Müthiş bir şey işte kafanı değiştirebiliyorsun. Abi. Farklı projelerle farklı zihinlere akmak gibi bir şey söz konusu. Ben en azından kendi adıma zihnimi açık tutabilmek, farklı müzikleri tekrar tekrar yaşayabilmek, onları
çok iyi bildiğim bir şeyi içinde tekrar öğreniyor olabilmek için devamlı farklı albümlerin düzenlemelerini yapıyorum. Hı-hı. Yani boş durmayıp herhangi bir türkü, Mahsuni'nin bir şarkısını tekrar baştan alıp revize edip günümüze bambaşka bir hale getirip bir şey yapabilmek. İşte ne bileyim Nazan Öncel'e tribüt. Benim için o tribütlerin anlamı kendime çalışma platformu. Evet. Ve de daha bir challenge piyasanın herhalde içerisinde kendimi düzenlemeci, aranjör olarak tanıtmamışken 18-19 yaşındayken barlarda, gruplara gidip Muruk Kaynel'in şarkınızın akapellası varsa alabilir miyim? Anama düzenleme yapıyor. Yaraket lan! Diye. Anladın mı? Evet, proaktif bir insan. Evet. Topladığım pek çok benim Aylin Aslı'nla tanışıp onunla beraber klavye çalmaya başlamamın hikayesi zaten bu. Hmm. Ondan aslında projenin içerisinde ben yokum. Adım bile geçmiyorken orada projeyi yapacak DJ arkadaşlardan lan iki akapella da bana verin ben de evde bir şeyler yapayım diye yaptım. Aylin'in kulağına gidiyor bu remixler ve öyle mi? Öyle ben çalmaya başladım. Bu başka müzik senin yaptığın bir şey bir gözü başka biri başka bir gözle baktığında başka bir şey görme ihtimali var. Evet. Ben o ihtimalleri çalışmayı seviyorum. Onun için de kendi müziğimi 14 yıl evvel kaydettiğim müziği şimdi 2019'da baştan 2005'te çıkarttığım şeyi 2009'da tekrar kaydettim. 2012'de tekrar kaydettim. 2014'te tekrar kaydettim. 2016'da tekrar kaydettim. Defalarca revize edip mix yaptım, şey yaptım. Onun için biz festivallerde hep aynı şarkıları başka başa çalıyoruz. Çok iyi. Jenerasyonu da yakalama şansım bu böylece. Şimdi eski kayıtlara bakıyorum. Çok teatral biraz değil mi? Ama o zamanki teknoloji mi o? Evet. Ne yapayım? Şimdi var alet bak. Anladın mı? Şimdi bunu yapmak varken... Anlamadım ama güzelmiş. Çok... bunu yapmak varken ya çünkü 6 ay odaya kapanmam gereken bir pozisyon oluyor bu. Çünkü bütün şarkıları baştan yapıyorum. Çünkü bir şeyi değiştiriyorsam artık o kalıp diğerlerinin de aynısı olması gerekiyor. Evet. Ne oluyor bu ortalama yani çevire çevire çaldığımız 50 şarkı varsa 50 mix demektir. 50 şarkının her biri 40 kanal desen 200. Tamam mı? Yok 2000 oldu abi. Ha. Bunları oturup hepsini tekrar mixleyip tekrar baştan kaydediyorsun. Ondan sonra mix diyorsun, masterlıyorsun, click diyorsun, bilgisayarlara atıyorsun. Grubuna diyorsun ki bundan sonra bunlar bu şekilde çalışacak. Düzeldin. Ekibimiz de diyor çalıyorlar ki... Çalıyorlar mı? Yuppi diyorlar ve... ve ölüyorlar son bir, bir günde çıkıp bitiyor. Çok iyi. Ekip olmanın güzellikleri. Onlara zaten bu konuda güvenmesen nasıl olsun ki o zaman yani zaten onlara çok güvendiğim için yapabiliyorum bunları. Belirli bir set listeyle mi çıkıyorsun turneye yoksa gün içinde değiştiriyor musun? Mekanın durumu, pozisyonu, seyirci kitlesinin durumu, onların algı durumu. Sahnede mi karar veriyorsun? Yok oraya gider gitmez oradaki alanın ne olduğu, seyirci potansiyelinin ne olduğu, ilk kez seyretmeye gelecek insanların potansiyelinin yüzdesinin ne olduğu. Hmm. Bazı üzerine... ilk gittiğin yerlere herhalde daha çok hit mi çalmaya çalışıyorsun? Yok, onlara daha sakin sakin şey yapıyorum. Daha yavaş yavaş. Açık büfe yemeği. Tabii tabii. Mesela şimdi yarın konserimiz var. Yarın çalacağım konseri ben o bahsettiğim noktada çalacak olursam... Takıntıdan 24, giremiyorsun. İlk 24 dakikada 8-10 kişiye alırlar götürürler ambulansla. Gerçekten. Tabii tabii. Patakita patakita rororororororor diye giriyoruz. Onun için onlara biraz daha alıştıra alıştıra neyle çekiyor. Neyle giriyorsun? Alıştıra alıştıra. Ölüyorum. Yok. Onlar hep final şarkılarımızdır bizim. Bayağıdır izlemedim seni özür dilerim canlı olarak. Mesela o gibi durumlarda yuh yuhla girmeyi tercih ederim. İşte aldırma gönülle tercih ederim. İşte zaman geçtiğiyle. Bayağı yumuşak sokuyorsun. Yani mümkün mertebe onları yakalayabilecek, ritmin içerisine sokabilecek. Yani bunların hepsini stratejiklerim. Ne zaman onların tam anlamıyla bize artık bağ kurabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu sebeple söylüyorum. Hiçbir saniye sebepsiz çıkmam. Hep bir hesabım vardır. Evet abi çok ilginç bir kafan var. Çok seviyorum. Teşekkürler. Böyle net yani. Seviyorum, seviyorum. Evet, gerçekten seviyorum. Çalışmayı seviyorum. İşinin sahibi olabilmek kadar güzel bir şey yok. Yok şimdi evet. Düşün. Mesela 19 Mayıs'ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yüz binlerce kişinin olduğu bir konser verdik. Bu konserin hemen canlı kayıtlarını aldım. Görsel kayıtlarını da aldım. Evet. Evime döndüm. Bağladım. Bilgisayarları açtım anında.
onun sıcaklığının geçmemesi lazım. O sıcaklıkla hemen o geceye dair bir videoyu, 19 Mayıs'ta yaşanmış bu şöleni, şenliği, eğlenceyi, o bir de kalabalığın kudretini göstermem lazım insanlara. Ben sen şimdi bu işi yapmayan kişi olsam birinden rica etmem lazım. Mesela sen benimle çalışan şeycisin, videocusun, bilmem necisin. Bunları yap. Bunları zamana yayılabiliyor bu o zaman. Tabii, tabii. Anladın mı? Abi bir hafta oldu be falan olabiliyor. Evet. İşinin sahibi olabilmek nasıl bir şey? Çünkü o hırs, o heyecanla. Ama yoruluyorsun diye yani. Abi hiç umurumda değil ya. Kim geldi acaba? Böyle alıyorsun, görüntüleri hemen şey yapıyorsun. Konserin kayıtlarını, mikserini, kitleri yerleştir falan, vokaller hemen biraz reverb'le falan böyle tık 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 pat dedim, ıssızlığın ortasındayı patlattım. Hoş geldin. İşinin sahibi olmak kadar güzel bir şey yok. Herkes aynı tarihte pek çok iş yaptı ama bizim videomuz var. Çok iyi, çok hızlısın çünkü abi. Çünkü işimi çalışıyor, seviyorum. Şu an biraz da programın öncesinde yaptığımız geyiğe döneceğim. Ne konuşuyorduk? Senin ününle ilgili. Yani senin bir avantajın gibi geliyor bana bu. Çünkü beni mesela bir sürü insana benzetiyorlar. Siz Orça musunuz falan diye soruyorlar mesela. Garip değil mi? Ben de iyi önce anlamadım. Herif küfür ediyor falan sandım sokakta. Ben de böyle kitlendim. Orça değilim falan. Orça meğerse bir karaktermiş. Gayri Müjde'nin bir dizisinde falan. O zannediyorlar. Seni yani ya tanır bir insan ya da tanımaz. Yani sana dönüp siz Cengiz Kurdu olmuşsunuz falan demez diye sana söylüyorum. Sen yo gayet oluyor dedim. Oluyor oluyor. Kim zannettiler dedim. Bayağı saçma sapan bir şey anladım. Yo zorlandı işte. Dedi ki yani söyleyemedi. İsmimi çok fazla sahne ismi sanan var. Yani ha, doğru. Orijinal ismi gerçekten olmadığı için mi? Gerçekten onu bir yoklama çektikleri bir pozisyonda var mesela. Ha. Yani yoklama çekiyor böyle. Lense gibi bir şey. İzminetsiz isminiz tonu yükseltiyor ki ben kendim Hayko Cepkin'i ha desin diye. Söylüyor musun? Söylemeyince mesela ısrarla bakıyorum ve söylemeyince kendisi geliyor o tonu yükseltiyor oraya. Hayko Cepkin dedi. Ha yok canım ben o değilim dedim ya. O da sevdiğimiz bir kardeşimiz ama dedim ben Feridun Düzağaç dedim. Pardon abi. Dedi. Yiyor mu bunu? Gitti. Pardon diyor bir. Pardon dedi gitti. Ben kısaca HC dedim. Havaalanındaydık. O kadar çok fotoğraf çekildi. Oradan belirli bir done topladı. Çeşitli insanlara sordu. Emin oldu benim ben olduğumdan. Sonra geldi abi niye böyle yaptın dedi. Oğlum dedim yani hala dedim bana bunu soruyorsun yani. Ya bir daha hala. Niye beni kandırdın ya benim kandırabilecek bir durumum yok ki. Yani bu bir şeye benzemiyor ki benden başka yani. Evet abi çok özgün yani. Yani bu eksik olsa hani oradan yut saç, falan sakal, bu var. Göz. Mesela mümkün mertebe bunu da böyle her yolda. Çok böyle gözükmeden yani şöyle geçsen öyle tanınmazsın belki de. Kışık bu muydu? Şöyle kışık oydu. Şu kafada şapka ama. O zaman. Bu iyi mi? Ya yine de tanırım ben seni abi. İşte. Yine de çok keskin yani. Canan ne yapıyorsun? Sen abi Feridun değil mi? Tanımıyor. Güzel. Oluyor. Yani biz de şakalarımızla yolda çeşitli kahkahalarımızı atmaya devam ediyoruz. O zaman size çok teşekkür ediyoruz. Herhalde bayağı bir kaydettik. Söylemek istediğiniz son olarak güzel şeyler var mı? Heyecanla. İki tane, bir single çıkardın ikili en son. O bir albüme tamamlanacak. Yok canım. Ya ben bundan sonra böyle ya. 2-2 atacağım diyorsun. Tabii 2-1. 1-2-2-3. 2-1. Birini mesela vereceğim. Yok yok ona vazgeçtim onu geri alın. Geri verin onu diyeceğim. 2 alıp. Silsin onu silsin. Spotify'ı arıyor. Bunu da böyle. Ben akapellayı vereyim. Altını siz yapın diyeceğim mesela. Abi ben sıkıldım ya. Bu. Layer atıyor. Kaç kanal bu ya yeter be. Diye. Niye böyle kafaya girdin? Niye böyle kafaya girdin? Öbürü 10 tane şarkı yapıyorsun. Klip çekmeyince mundar küntür oluyor. Doğru. İnsanlar bir şeye yeterli derecede... Ben oradaki tatminimi tam anlamıyorum yani. Sevdiğim birine ikili bir şey çıkınca hadi ya 7 tane daha gelsin falan diye heyecan yapıyorum ya. Ya, ya. Şu Red Duet bir şey çıkardı, Ill Wind. Bayıldım böyle, hadi yenisi gelsin. Meğerse o bir önceki albüm bonusuymuş, gıcık oldum falan. Yapmayın. Yapınca da bu çocuklar çok bozdu oluyor. Yani olabiliyor. Bu keşke olabiliyor. Bir tane iki tane. Şu ikisini koysaydı da öbür sekizini vermeseydi yani bu olmadı. Ölümcür nereye gidiyorsun oğlum gel. Ya Senat abi 10-15 dinleriz. Öyle bir derdimiz yok. Nereye gitti? Neler oluyor? Ne örümcek mi? Yani dolaştı.
Anladım. Yapıyorum yani. Bakacağım diyorsun. Aslında benim işime daha çok gelen bir sistemmiş bu albümü yapmaktan. Çünkü dönemsel müzik yapıyorum ben. Öyle beste biriktir, ondan sonra 10 oldu abi, hemen bunu pataklayalım ha, modeli çalışmadığım için ben. Bir de pozitif bir yanında var mı? Hani sevilmezse görmezden gelmek daha kolay oluyor en azından. Tekli bir şeyi, ya, onlu bir şeyi daha büyük sorumluluk gibi sanki. Ya bir de ben onluların hepsini konulu yaptım yani. Evet abi, onu yani yapılabilecek onu en zor zaten şeyin içerisine girdim yani. Manyak manyak. bu şekilde dönemimi anlatabileceğim durumlar oluyor, daha iyi oluyor. Evet. Daha bir şarkı üzerine yoğunlaşıp onun kaydıyla, kuyuduyla vesairesiyle daha iyi yoğunlaşma. Çünkü 10 parçaya bölündüğün zaman çok zor. Evet. Kayıtta da sıkıntın olabiliyor yani. Keşke biz de filmlerin böyle ilk 10 dakikasını bir yayınlayıp beğeniliyorsa bir 10 dakika daha çekelim falan yapabilsek aslında. Fragmanı şişiriyorsunuz. Sonra filme gidiyoruz, patates bir şey çıkıyor yani. Aynen öyle. Ama biz de o noktada görüyoruz patates olduğunu yani. Ben şarkının 30 saniyesini şey yapsam ortalama... Anlar mısın? Anlarım. Bir şarkının arasını dinlediğin zaman yaparım yani. Sonuna kadar fırsat vermiyorsunuz lan kötülere. Mümkün mertebe. Ha. Dinlenmez ya. Dinlenmiyor. Anlaşılıyor ya. Ama bazı şarkılar İnsan daha karakteri gibi. Beklenmedik kırılma yaşatıyor bazen. Şu Rammstein'in yeni albümdeki Pupa mı? Nasıl kırılıyor abi sonuna doğru? Dinledin mi albümü? Dinledim ben, çok ona aşina olamadım. Mi? Yükselemedim daha. Hmm. Yürümedim yani. Şeyi de sevmedim ya. O Deutschland şarkıyı sevmedim. İşte oradaki sorun da yani Türkçe olsa abi, Türkiye'm Türkiye'm cennetim diye metal şarkısı yapsak ağzımıza sıçarlar. Alles Uber Deutschland dediğinde herkes çok okey oluyor. Yok, bugüne kadar şarkıların içerisinde kullandığı kelimelerin totalinden şarkı yaptık size gibi bir şarkı. Bütün şarkıların sözleri var ya. Deutschland Uber Alles. Ben dedim ben toplama şarkı herhalde falan diye. Inflation gibi evet. Güzel klibi mi? Çok ağır girdikleri için klip oradan yürüdüm. Klip çok hayvan ya. Klibe çok terbiyesiz girişmişler. Çok yani ayıp ama yani. Bir kıskanıyor insan. Acı içmişmişler. Evet abi. İşimi yaptıracağım. Dilenci değilim, karşıya geçeceğim. Yapmayın. Dolmuş parası. Hayvan herifler daha bir tane işte şey gibi dekorlu dağa tırmanıyorum diye klip çektim. Kıçım yırtıldı diye. Üç kuruş olmadan şey yapamadım. Bu oğlum. Uzay gemileri. Bir de aynı benziyor. Tarihe terbiyesiz ya. Aynı anda mı çıktı? Bir de aynı şey ya. Abi biraz bekleseydin keşke. Ne bileyim lan ben. Milletimi kovalayacağız. Ya ayıptır. Aa şarkı şey yürümedi. Hangisi? Doğuştan. Ha, yürümedi evet. Ama diğerleri, seks mesela fena değil. Böyle biraz müzumsu falan. Neyse ya Rammstein mi öveceğiz burada Ayko Cepkin varken karşımızda ayıptır diye. %100 yürüdüğüm bir grup değil zaten. Tahmin ediyorum. Yani, süper proje, süper para, süper işlem, evet. Süper harika. Biraz televizyon performansına bağlı. Yani Alman ekolü müziğinin içerisine baktığın zaman bugüne kadar ritmik ve dünya çapında yakalayabilmiş yani toplumsal evet. Kulağa yakalayabilmiş ya yani Alman sound'u diyebilirim yani. Almanca yapıp bir evet yani klasik evet. Müziği kesinlikle ayrı tutarak söylüyorum bunu. Bir de Scorpions falan var işte. Yani mesela Scorpions'ın da ben hastasıyım mesela net bilgidir. Ben arada bana Scorpions'lar gelir yani. Tamam. Ama velakin o ekolde kulağa çünkü ben Almanya'ya gittiğimiz zaman oradaki pub'lara vesaire gittiğim zaman orada Alman yerel halk müzikleri falan filan çaldığını bayağı yani müzik kalitesi bayağı eve müzik gidiyorum. Neşesi kötü bir ülke kötü. Yani. Bir coşku. Kola gezip bir ayağına. Ein Fisch, dein Spricht, der Licht, das Bien, dein Spalein. Das ein Spricht, du mich, das Fisch, doch die Licht. Falan diye. Çok kötü. Devamlı biz de tavuk ısırıyorlar bir anda. Kuruyorlar ya çadırları böyle merkezde. Herkes tavuk ısırıp bira içiyor. Çok garip bir atmosfer. Ya Oktoberfestler kafaları of, falan filan. Ya müthiş kafalar. Tatlı hiçlikler. Ama müzikal değerlerde heriflerin yakaladığı yani iş. Selamımız olsun Tilbe. Buradan da Rammstein'a sevgilerimizi. Gereksiz uzattık Rammstein muhabbeti. Klip konusunda biraz daha şey yaparsanız. Çok teşekkür ediyorum. Daha fazla ömründen ömür çalmak istemem. Rica ederim. Ne demek keyifle. Muhabbet ettik sağ olun. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Umarım tekrar bunu yapabiliriz. Tabii ki. Konserinize çok geleceğim artık yakın zamanda. Yarın. Yarın mı? Tamam. Nerede? Durak. En yanınızdayım. Ha burada. Tamam. Yarın ben gelmeye çalışacağım. Hemen satıyor yarın olur. Film hazırlığındayız yoksa? Ya ne var oğlum alt tarafa geleceksin 90 dakika. 90 dakika mı çalıyorsun? Of course tabii ki.
Tamam. Biz sıralı oturacağız gibiyiz süremizde. 93 dakikayız. Yer var mı? Efendim? Bilet alacağım da bilet var mı yani? Canım onu sorman lazım. Önce gitmiştim muhtemelen. Tamam bir şey düşünürüz. Yani seni aramam ya. O çok şey kötü oluyor. Konser günü arayıp davetiyesi. Onu bir tek pentagrama yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Büyük bir zevkti. Benim için de öyle. Ne diyeyim? İşte böyle olaylar. Geçmiş olsun.